Selam gençler, Geek Ganimet'ine hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle gördüğünüz gibi Witcher 3 Wild Hunt'ın Collector's Edition'ına bakacağız. Kutumuzdan bahsederek başlayalım. Kutumuz yüksekliği 42 cm, genişliği 36 cm olan böyle gayet güzel, devasa bir kutu arkadaşlar. Ön yüzünü parlak kaplama yapmışlar. Bu Witcher ambleminin gözleri, aslında gördüğünüz üzere sanki ışıklıymış gibi bir etki veriyor. Işığa tuttuğunuz zaman oradan parlama yapıyor ve böyle sanki parlıyormuş, size ışık, arkasında ışık varmış gibi etki veriyor. Arka tarafına baktığımızda kutu içerisinden neler çıktığını görebiliyoruz. İşte figürümüz çıkıyor, özel collector's kutusu çıkıyor, steelbook çıkıyor ve büyük, gayet büyük, güzel bir artbook çıkıyor. Bunların hepsine bakacağız. Ve yine kutunun kenarında o güzel, gayet hoş yapılmış olan Griffin'le olan savaşın figürünün büyük olsun görselini görebiliyoruz arkadaşlar. Kutu gerçekten koleksiyon versiyonu yakışır. Gayet güzel tasarlanmış bir kutu. Şimdi gelin hep beraber kutu içerisinden neler çıkıyor ona bakalım. Kutunun üst taraftaki bu kılıfını çıkardığınız zaman arkadaşlar altında yine aynı görselin yine parlak, güzel, etkileyici görünüşü ortaya çıkıyor. Bunun dışında kutunun kendisinde çok özel bir şey yok. Kutunun bir diğer güzel kısmı ön üst tarafındaki kapağını açtığınız zaman karşınıza çıkıyor. O da şöyle eğilerek göstereceğim. Evet, gördüğünüz üzere filmin ya şey film nerede çıktı? oyunun yapımında çalışan bütün herkesin imzalarını kutuyu açtığınızda görebiliyorsunuz. Bütün herkes imza atmış kutu üzerine ve bunlar işte böyle güzel bir şekilde sergilemişler. Kutuyu açtığınızda bu imzaları görebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kutu içerisinden iki tane ayrı kutu çıkıyor. Bunlardan bir tanesi koleksiyon kutusu dedikleri. Bu yine Witcher ambleminin üzerinde olduğu bir kutu. Bir diğeri de figürümüzün çıktığı bu köpükten kutumuz. Köpükten kutu üzerine de, yani köpük deyip geçmemişler arkadaşlar. Bunun üzerine bile bu Witcher amblemini işlemişler. Bu gerçekten çok güzel bir ayrıntı. Ve işte normal şartlarda bu su köpüğü tutacak mıyım ya atarım diyorsunuz ama şimdi ben açıkçası bu köpüğü de nasıl atacağım diye düşünüyorum. Bunu da büyük ihtimalle tutacağım. Bu üzerine yaptıkları bu işleme yüzünden. Evet, şimdi gelelim koleksiyon kutusunun içerisinde neler çıkıyor. Koleksiyon kutumuzu şöyle öne alalım. Koleksiyon kutumuzu iki yana doğru çekerekten açıyoruz arkadaşlar. Evet, iki yana doğru çekip açtığımızda şöyle açalım. Karşımıza Witcher'ın artbook'u, Witcher Wild Hunt'ın artbook'u çıkıyor. Bu artbook gerçekten oldukça kaliteli, büyük bir artbook. Yani yaklaşık 30 cm boyutlarında. Ondan sonra gayet güzel bir basılmış bir artbook. Detayları, içeriği oldukça keyifli. Witcher oyunundan, ondan sonra mekanların artworkleri, çizimleri bulunuyor. Neyin nasıl yapıldığı, hepsi detaylı bir şekilde anlatılmış. Şuradan detaylı bir şekilde bakarsak, evet, sayfalardan size detaylar çektim. Bu detaylara görüyorsunuz. Gerçekten çok güzel. İşte mekanların, aslında her birinin çalışılmış, nasıl çalışıldığı, nelerden özenildiği, nelerden aslında esinlenildiği hepsi bu kitap içerisinde detaylı bir şekilde anlatılmış. Yani siz oyunun ötesine geçmek istiyorsanız, oyunu sadece oynamak değil bir adım ötesinde oyunun nasıl yapıldığı ilgili bilgi almak istiyorsanız gerçekten koleksiyonluk çok güzel bir kitap yapmışlar. Bu kutu içerisinden başka neler çıkıyor ona bakalım. Kutu içerisinden Witcher'ın oyunu, PlayStation 4 oyun çıkıyor ve bu oyunu isterseniz içerisine yerleştirerek de sergileyebileceğiniz bir steelbook çıkıyor. Bu özel bir steelbook. Başka bir yerde bulamıyorsunuz bunu. Bu koleksiyon versiyonu içerisinden çıkıyor. Hani steelbook seven bir insansanız sadece bu kutu içerisinde bulabiliyorsunuz. İçerisinde çok güzel işlemeler yapılmış. İşte Witcher'ın ve oyundan farklı amblemlerin işlemeleri var. Bunun içerisinde oyununuzu saklayabiliyorsunuz isterseniz. İki disklik bir alan var kutu içerisinde. Bu neden hem oyun diskini hem de oyunla beraber gelen müzik diskini de içerisinde sergilemeniz, içerisinde saklamanız mümkün kılınmış. Evet, bunun dışında kutu içerisinden Geralt'ın eğitimini aldığı okulun, Kaer Morhen'in amblemi olan kurt kafası şeklinde. Ondan sonra Witcher'ın yine boynunda görebileceğiniz ondan sonra madalyonu çıkıyor arkadaşlar.
Bu gerçek madalyon. Yani bunu takıp gezebilirsiniz. Kafayı kırdıysanız bunu takıp gezmeniz mümkün arkadaşlar. Bunda detayları gördüğünüz üzere çok güzel bir şekilde yapılmış. Aynı Witcher'ın aslında boynunda olan madalyonun aynısı. Hakikaten boynunuza asıp gezmeniz mümkün. Evet, bu da güzel bir ayrıntı olarak koleksiyon versiyonunda sunuluyor. Oyun kutusunun içerisinde aslında oyunu satın aldığınızda zaten çıkan bonuslar çıkıyor. Bunlar nedir? CD Projekt'ten bir teşekkür. Soundtrack, yani oyunun müzik CD'si. Oyunun müzikleri çok güzel. 2 tane sticker, Witcher sticker'ı. Compendium denen Witcher dünyası ile ilgili az çok bilgi veren, özet bilgi veren bir kitapçık. Oyunun geçtiği dünyanın haritası. Şöyle. Güzel bir harita. Burada kim nedir, nerededir, ne oluyor, nereye gezeceğiz. Bunların hepsini görebiliyorsunuz. Gayet güzel bir harita. Ben oyunlarla beraber böyle yani geniş açık dünyası olan oyunlarla beraber harita verilmesini, fiziksel harita verilmesini oldukça seviyorum. Bunun dışında bir de aslında son dönemde oyunlarda kutulu oyun aldığımızda görmediğimiz bir şey. Oyun manueli arkadaşlar. Oyunun kullanım kılavuzu. Yani bunu artık böyle şeyler basmıyorlar biliyorsunuz. Ama bu oyun için bir kullanım kılavuzu basmışlar. Bu gerçekten beni şaşırtan şey oldu. Evet yani bu siz gidip bunu mağazadan yani koleksiyon versiyonu almazsanız da bu bonuslar içerisinde geliyor. Bunu herkes elde edebiliyor dediğim gibi. Asıl elde edemeyeceğiniz bu koleksiyon versiyonu aldığınızda elde edebileceğiniz şeye gelelim. İşte karşınızda Collector's Edition'dan gelen Witcher ve Griffin kavgasının figürü, kapışmasının figürü. Figür genel anlamda oldukça etkileyici arkadaşlar. Yani koleksiyon, figür koleksiyonunuz varsa koleksiyonun bir parçası olmasından gayet gurur duyacağınız güzel yapılmış bir figür. Güzel şeyi, pozlaması olsun, olsun bu aksiyonu güzel veren bir figür. O anı güzel yakalamış olan bir figür. Figürün tabi detayları anlamında yani böyle çok acayip profesyonel ondan sonra bir işçilik beklemeyin. Çünkü profesyonel figürleriyle karşılaştırdığımız zaman aslında ne yazık ki belli başlı yerlerde aslında sınıfta kalıyor. Ama yani bu koleksiyonun fiyatı $150. Ve $150'a $60'lık bir oyun alıyorsunuz. Ve bu boyutlarda bir figür alıyorsunuz. Hani bu boyutta bir figürü daha iyi yapılmış bir şekilde, daha iyi yapılmış versiyonunu bu boyutlarda almak isteseniz $150'ı bırakın, ondan sonra $300-400 vermeniz gerektiğini söylemeliyiz. Bu açıdan baktığınızda ben gayet memnun kaldığımı söylemeliyim. Yani bir koleksiyon versiyonunda gelebilecek, ondan sonra gayet keyifli, güzel bir figür olmuş. Kesinlikle koleksiyonunuzda bence yer alması gereken güzel bir figür arkadaşlar. Figürün detaylarına bakacak olursak ben o özellikle Griffin'in yüzündeki o boyama kalitesini ve yüzündeki o ifadeyi çok beğendim. Gerçekten çok güzel şekilde verilmiş. Oyundakiyle neredeyse birebir güzel bir ifade yakalanmış bu Griffin'in yüzünde. Onun dışında Griffin'in bu kanatlarındaki boyama kalitesi, kanatlarındaki detaylar gerçekten çok güzel bir şekilde aktarılmış. Bir diğer hoşuma giden şey şu arka tarafını çevirdiğimizde figürün bu Geralt'ın ondan sonra duruşu, Geralt'ın ondan sonra vücudunun pozlaması falan çok güzel olmuş. Bu aksiyonu, bu anı gerçekten tamamlayan, bütünleyen güzel bir pozlama yakalamışlar. Yine baktığınızda işte Griffin üzerindeki kan izleri, yara izlerini, bıçak izlerini, ondan sonra bu kılıcın yaptığı izleri görebiliyorsunuz. Bu detaylar atlanmamış, gayet güzel bir şekilde verilmiş. Ama tabii figürün herhalde en zayıf noktası, detay anlamında en zayıf noktası Geralt'ın yüzü olmuş aslında. Geralt'ın yüzünü nedense çok da detaylı, güzel bir şekilde yapmamışlar. Biraz özentisiz bir şekilde yapmışlar. Yani genel kaba hatlarıyla tamam Geralt'ın o ifadesini veriyor ama hani işte gözler olsun. Gözlerin işte mesela gözlere hiç
odaklanılmamış. Gözlerle ilgili hiçbir iş yapılmamış. Yine baktığımızda saçlar ondan sonra gayet kalitesiz ve az detaylı bir şekilde boyanmış. Boya kalitesi falan detayı hiç yok neredeyse saçlarda. Yine zırhta falan yine belli başlı detayları yapmışlar ama çok daha detaylı, daha güzel bir işçilik yapılabilir diye düşünüyorum. Figürün kılıçları olsun. Kılıçlarda güzel detaylar yakalamışlar. Yine kılıçların sırttaki kılıç kınığı olsun, işte kılıcın sapı olsun falan. Bu tarz şeylerde güzel detaylar yakalamışlar ama dediğim gibi Geralt'ın yüz ifadesinde ne yazık ki çok uğraşılmamış. Çok da böyle bir detay verilmeye çalışılmamış. Son söz olarak şunu söyleyelim. Bu koleksiyon versiyonu ne yazık ki ülkemizde bulamıyorsunuz. Ülkemizde satışı yok. Ben Amazon.com'dan ilk ön sipariş açıldığında vermiştim siparişimi. O yüzden yurt dışından almak zorundasınız, almak istiyorsanız. Burada ne yazık ki yok. Buradaki dağıtımcı bunu getirmemiş satış için. Hediye etmek için getirmişler birkaç tane. Bu da ilginç tabii. Hani getirmişken keşke satmak için de birkaç tane getirselerdi diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle Witcher 3 Wild Hunt Collector's Edition'ı inceledik. Bir dahaki Geek Ganimet'inde görüşmek üzere. Bizi sevin, bize abone olun. Hoşça kalın.